Zeki insanlar silah-ı rahime pek dikkat etmezler. Bunlar şablondur arkadaşlar. Yani bu kesin. Yani bu herhangi bir acabası yok bunun. Bunlar kesin olan şeylerdir. Kesin keşiflerdir. Realitesi vardır, gerçekliktir bunlar. Zeki hakkında, akıl hakkında söylenen hepsi gerçektir. Zekiler silah-ı rahime pek dikkat etmezler. Niye söylüyorum biliyor musun? Doktor da burada. Tıpta, hele psikolojide tereddüt, zan, şüpheyi ima edecek bir kelam kullanılmaması gerekiyor. Hem kendisine hem hastaya. Yani şu, zannediyorum ki, tahmin ediyorum ki herhalde ki hastalığınız şu olabilir. Ondan dolayı ki ümit ediyorum ki bu ilaç size faydalı olabilir. Kimse kullanmaz bunu. Kur'an'da en çok hoşuma giden 40 icazından bir tanesi diyor ustad, ciddiyetidir. Yani tereddüt ima edecek bir kavramı yoktur. Yani olabilir, tahmin ediyorum ki galiba, muhtemelen demiyor. Bu budur diyor, bu da budur. Duruşunu Abdullah. Kur'an'ın duruşu çok etkileyen, bana o kadar böyle katkısı, yani anlatamazsın itikad ama aklımı kullanarak konuşuyorum. Öyle bir ciddi katkı yapmış ki iç alemime taşlar oturttu ki ciddiyeti var. İşin başında diyor. İşin başında bu budur, bu da budur. Şimdi diyor ki zeki insanlar silah-ı rahime pek dikkat etmezler. Bunlar ne işime yarayacak benim? Bakacağım kendime de. Ben zeki miyim, akıllı mıyım? Dişe vuruşlarıyla anlayacağım. Dikkat etmezler. Olayların içinde dönüp dururlarken kendilerinin her fırsatta haklı olduklarının vehmini de bilmezler. Bir sürü gerekçe söylerler. Yani anne babanı veya bir dostunu aramakta, telefonda bunun bir sürü hikmet, yani yapamadığım çünküsü olur mu? Olmaz ya, bir tane var. Anne babayı aramamanın çünküsü olur mu? Olmaz. Bak. Bir de okuyayım. Vehim burada çalışıyor. Her fırsatta haklı olduklarının vehmini bilmezler. Anlatsan da, anlatmasan da kısa süreliğine biraz seni kala alırlar gibi gözükür. Kala alır gibi ama demek ki zeki ile akıl arasındaki, hani çok ders var bizde. Adına fazla zeki, akıl. Ama ruhumuza düşen ve eylemde gözüken silah-ı rahim var bu adamda, akıllıdır. Yoksa yoktur. Mesela Barla'dan çıkartıyorum bunu. 328. Mubikat-ı Seba'dan, Mubikat-ı Seba var ya, yani 52 kebairin hulasası. Helak edici 7 tane günah. Ne demek biliyor musunuz o? 52 tane kebairden herhangi bir tanesini yaparsanız toplumu veya kişiyi çökertmez. Çökertmez ya. Yani. Mubikat-ı Seba'da olan 7 tanesinden herhangi bir tanesi bir kişi de olursa veya bir toplumda olsa o toplum çöker. Her birisi, 7'si değil. Toplum çöker. Onu demek. O 52 kebair, 52 tane şeytanın sıfatı, karşıtıdır. Hulasasıdır. Çünkü bu benim tespitim değil. İlmi kelam ulemasının 52 tane kebair var. Bir tanesi kat-i silah-ı rahimdir. Sıla demek bağ demektir. Yani bağ. Bismillahirrahmanirrahim'deki iman bağı. Yani devrede Allah olan bir bağı reddetmek. Kat-i silah-ı rahim. Silah-ı rahim demek rahimin onayladığı bağ. Yani o akrabalar, akraba falan sonra o değil. Rahimin onayladığı. Rahimin onayladığı bağ demek. En surette gözüken akrabayla ilişki. Ha, peki nedir o? Ulemanın şeyini söyleyeceğim. Biliyorsunuz biraz meşgulüm bu işlerde. Silah-ı rahim ilk önce Allah'ın dediği. Tamam. Hukukullah derler. Birincisi. Allah'ın hukuku. Hiçbir hukuk hakkı değil. İn aşağıya. Hukuku Resulullah. Demişler ki
Hukuku Resulullah deyince din giriyor. Kur'an da giriyor. Hepsi yani. Sonra hukuk asfiye. Asın imamı. Hukuku. Dediğini hiçbir şeyi tercih etmeyeceksin. Sonra hukuku mutedeyn valideyn. Yani niye mutedeyn denmiş? Hukukunu bozmayacaksın ama namaz kılma deyince Allah ile çatışırsa, baştaki üç tanesiyle çatışırsa isyan etmemekle beraber itaat da yoktur. İsyan etme. Ne diyorsun sen ya falan gibi değil ama itaat da yoktur der. Zekiler kusurunu itiraf etse görünseler de kusurunu itiraf ettiği gibi görünseler de içsel alemlerinde çok tevil ederler. Bunun en güzel misali Adem Aleyhisselam'la şeytanın simgeselliği Kur'an'da bize getiriliyor. Adem Aleyhisselam kusuru derüfte etti. Ya Rab nefsime zulmettim dedi. Şeytan tevil etti. Beni sen azdırdın dedi. Yani zekiler mutlaka böyle düşünüp Allah Allah doğru mu söylüyor, tarafı var mı demezler. Hak zannederler. Kırmamakla güya siyaset takip ederler. Tamam kardeş, tamam abi. İçinde anlamıyor ki ya. Bilmiyor yani. Durumunu bilmiyor, olayı bilmiyor. Sırf bu pencereden bakıyor gibi. Bilmiyor. Bilmediğini de bilmiyor. Akıllar ders alır. Yani tarihte de öyle derler. Tarihten ders alsaydı tarih olmazdı. Tekerrür etmez yani bir de tarih yazılmazdı yani.